Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Taci kitabından devam ediyoruz. Yoksulların önceliği. Fakirler de cennete ancak bu dünyada mevlalarına ibadette en öne geçecekleri için zenginlerden önce girecekler. Fakirlikten kastımız yokluğun verdiği ıstıraba dayanan kimselerin gösterdikleri sabırdır. O kadar ki zorluk onların kapısını çaldığında onlara buna senin rahatlıkta sevindiğin gibi sevinirler fakirlerin cennete girişi, onların yoksulluğu bu arzulaştığının sonucudur. Yaradanın kapısını çalmak yerine, yaratılanların kapılarına koşman cahillik olarak sana yeter. Bu arada günahın her çeşidine habire dalıyorsun. Senin kendine merhametin yok mudur? Bütün bunlar arasında en şaşırtıcı olanı da başına ne kötülük geldiyse nefsinden geldiği, iyilik ise sadece Allah'tan geldiği halde kulun Allah'ın arkadaşlığını bırakıp da nefsinin arkadaşlığından hoşnut olmasıdır. Allah ile arkadaşlık nedir denirse, bil ki senin her bir şeyle münasebetin o şeyin durumuna göredir. O yüzden Allah ile arkadaşlık onun buyruklarını yerine getirmek ve yasakladıklarından da kaçınmakla olur. İki melekle yani kiramin katibin sağ ve solumuzdaki yazıcı meleklerle arkadaşlık onlara iyilikler yazdırmakla oluşturulur. Kitap ve sünnet ile arkadaşlık onları uygulamakla gerçekleşir. Göklü arkadaşlık onun hakkında tefekküre dalmakla yapılır. Yerli arkadaşlık yerde bulunanlardan ibret almakla olur. Manevi bir makam sahibi olmak arkadaşlığın zorunlu şartı değildir. Allah ile arkadaşlık onun destek ve nimetleriyle arkadaşlıktır. Nimetlerini şükürle İmtanlarına sabırla arkadaşlık eden, emirlerini tutan, yasaklarından kaçan, ihlas ve samimiyetle itaat eden kimse işte o Allah'la arkadaşlık kurmuştur. Bu arkadaşlık devam ederse onun kalp gözü açılır. Benim için hayır kapısı çoktan kapandı, yapacak da bir şey kalmadı demekten sakın. Biz ilahi rahmetten umut kestiren insanları istemiyoruz. Davud Aleyhisselam'ın Zebur'unda Allah şöyle buyurur. Kulum benden uzaklaştıkça ben ona çok daha merhametle yaklaşırım. Nice ibadet edenler, ibadetleriyle gururlandıkları için helak olur. Nice günahkarlar da kalplerinin kırıklığından ötürü bağışlanır. Şeyh Mekuniddin el-Esmer anlatır. İskenderiye'de sahibiyle birlikte bir köle gördüm. Üzerlerinde yerli gök arasında ne varsa hepsini kuşatan bir sancak vardı. Ancak bu sancak, köleye mi yoksa sahibine mi ait diye merak ettim. Köle sahibinin ihtiyaç duyduğu bir şeyi satın almak için ayrılıncaya kadar onları takip ettim. Köle uzaklaşınca sancak da onunla gitti. Anladım ki o köle bir veli. Allah'ın seçkin kullarından biri. Sahibinin yanına gittim ve ona sordum. Bu köleyi bana satar mısın? Bana neden diye sormaya başladı ve ben meseleyi kendisini açıklayıncaya kadar da soruların ardı arkası kesilmedi. O zaman bana şöyle dedi. Senin arzuladığın o şeyi yapmak senden önce benim hakkım. Hemen köleyi azat etti. Gerçekten de o büyük bir veliydi. Veliler korkularıyla tanınır. Bazıları velileri onlarda hiçbir korku bulunmadığı halde korkularından tanır. Bazıları onları tatlarıyla tanır. Gerçekten de onlar bir veliyi gördüklerinde ağızlarında hoş bir tat hissederler. Tıpkı fasıkları gördüklerinde acı bir tat duydukları gibi, haramlardan kaçınmayanın farz ibadetleri yerine getirmesinin kendisine hiçbir faydası olmaz. Tedavi için gerekli sıkıntılara katlanmak istemeyene ilaç kar etmez. Yağma yani hırsızlık yapanların mallarının bereketi mi olur? Bilesin ki gafillerin hayatı vallahi yağmaya uğramış bir hayattır. Bu dünya ipek elbiseler altındaki yaşlı bir cüzzamlı kadına benzer. Mümin ondan yüz çevirip uzaklaşır çünkü mümin onun o halini görür ve bilir. Öte yandan bir tartışma sırasında "Sen benim ayırımda mısın?" veya "Benim seninle konuşmam sana bir lütuftur. Sen kimsin ki ben seni muhatap alayım?" gibi kuru iddialarla giyilen kibir elbisesinden daha iğrenç bir elbise de yoktur. Böylesi bir gururdan ilk helak olan iblis olmuştur. Bu hususa dikkat et ve ister aksak, ister uyuz, isterse cüzdanlı ol. O kişiyi kalbindeki La ilahe illallah hürmetine hor görme. Başkaları hakkında hüsnü beslemek seni doğruca olgunluğa götürür. Fakat sen güzel ahlakın, Allah'ın seni üzerindeki haklarını ihmal ederek sadece başkalarıyla iyi ilişkiler kurmak ve insanları da karşılamaktan ibaret olduğunu mu zannediyorsun? Güzel ahlak bu değildir. Allah'ın Allah'ın haklarını dikkate almadıkça, buyruklarını yerine getirip yasaklarından kaçınarak onun koyduğu kuralları riayet etmedikçe güzel ahlak sahibi denilmeye layık biri olamazsın. Nefsini yasaklardan uzak tutan, Allah'ın haklarını gözeten kimse işte odur güzel ahlak sahibi insan. Allah'ın seni insanların karalamalarına maruz bırakması seni kendisine döndürmek içindir. Sen günah işlemedikçe Allah katında bir değerin vardır. Günah işlediğinde de artık hiçbir değerin kalmaz. Takva senin hiç kimsenin görmediği zaman bile günah işlemekten kaçınmaktan ibarettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem su içtiğinde şöyle derdi. Bunu tatlı yapan, rahmetiyle susuzluğumuzu gideren, Günahlarımız yüzünden tuzlu ve acı yapmayan Allah'a hamdolsun. Amin. Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahsızdı. Fakat o alçak gönüllülüğünden dolayı bize de bir ders vermek için böyle dedi. Çünkü sizin günahlarınız yüzünden de diyebilirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir yemesi ve içmesi yoktur ki onlarla bize edep erkan öğretmemiş olsun. Bu gereklilik olmasaydı doğrudan doğruya yer, içer, geçerdi. İşte o edepten dolayıdır ki Arif su içerken başını eğer ve şöyle diyerek gözyaşları döker. Bu Allah'ın sevgisinin bir delilidir. Malik İbni Enes, Allah kendisine razı olsun gibi bazı muttakiler yolda karşılarına çıkacak bazı şeylerden ötürü cami cemaatine katılmazlardı. Gerçi cemaatle namaz kazançtır fakat Kazanç ancak sermayen varsa olur. Kalbin tedavisi Vahşi hayvanlar çöllerde, dağlarda değil, çarşı pazar ve yollarda cirit atıyorlar. İşte gönülleri paramparça edenler de onlar. Sık sık günah işleyen ve onların affedilmesini dileyen kimse, muntazaman zehir içip arkasından da panzehir kullanan kimseye benzer. Ona söylenecek söz şudur. Bir de bakmışsın ki kan zehir kalmamış ve sen onu buluncaya kadar ölüm seni haklamış. Kalbi hasta olanın takva elbisesi giymesine izin verilmez. Takvanın ağırlığını taşıyabilmesi için kalbinin boş arzulardan ve şehvetten kesilmesi gerekir. İbadetten haz almayan kimse kalbinin şehvet hastalığına yakalandığını bilsin. Yüce Allah şu ayetiyle o hastalığın adını şehvet koymuştur. Kalbinde hastalık bulunan kimse de Arzu uyanır. Kalbinin tedavi etmen için elinde şu iki çare var. 1. Sana yararlı olanı yapmak yani Allah'a hakkıyla kulluk. 2. Senin için zararlı olandan uzaklaşmak yani günahtan uzaklaşmak. Bir günah işler, ardından hemen tövbe edip pişmanlık duyar. Gönülden rahatsız olur da Allah'a yönelirsen bu halin seni hakka uzalaştırıp rızasını kazandırır. Buna karşılık iyi ameller işler ve onlar sende kibire ve kendini beğenmişliğe yol açarsa o da senin Allah'la olan bağını koparma sebebin olur. Hem yasak olana bakarak, gıybet ederek, iftira atarak ve daha başka günahlara keyfince daldığını hem de kalbini ve organlarını temizlemenin yolunu aradığını görmek ne kadar da şaşırtıcı. Sen bu halinle kendisini zehirle tedavi etmeye kalkan veya elbiselerini kömürle yakamak isteyen birine benziyorsun. Kendini halvete veya yalnızlığa çek. Yalnızlığı alışkanlık edinen, edinen ondan yücelerek çıkar. Yalnızlığı gerçek ve samimiyetle yürüten kimse Allah'ın lütuf ve bağışlarına kavuşur. Bununsa işaretleri şunlardır. Gay perdesinin açılması, kalbin manen indirilmesi Allah sevgisinin hakikatine ermesi. İbadet ve güzel amellerini çokça yapmaya değil de onları ihlaslı ve mükemmel bir şekilde yapmaya çalış. Gafilce yapılan çok sayıda ibadet, çok sayıdaki değeri az eski elbiseye benzer. Çok sayıdaki değeri az eski elbiseye benzer. Bilinçli ve duyarlı olarak yapılan amellerse sayısı az fakat değeri çok yüksek yeni elbiselere veya hacmi küçük, kıymeti büyük mücevhere benzer. Gönlünü Allah'a veren ve amansızca saldıran şehvet ve yasak arzulardan kalbini koruyan kimse sadece bol bol namaz kılıp çok fazla oruç tutan kimseden daha hayırlıdır. İçleri boş sandıklar. Dikkatini tam anlamıyla toplayamadan namaz kılan kişi krala içi boş sandıklar armağan eden gibidir. Öyle biri o sandıklardan dolayı kralın kendisini asla unutmayıp cezaya çarptırdığı kimseye benzer namazını Allah'ın huzurunda olduğunun tam bilinciyle kılan ise bin altın değerinde bir mücevher takdim eden ve kralın bu güzel hediyeden dolayı kendisini hep hatırladığı kimseye benzer. Sen namaza durduğunda bil ki hem Allah Teala ile hem de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmaktasın. Öyle ya, sen namaza Subhaneke seni tenzih ederim diye Allah ile konuşmaya başlıyor. Tahiyyat'ta ey peygamber Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun diyorsun. Çünkü Arapçada ey diye başlayan hitap karşında hazır bulunan kimse için söylenir. Geceliğin kalkıp kılınan iki rekat namaz, gündüz kılınan bir rekattan daha faziletlidir. Çünkü sen o iki rekatı mahşer günündeki terazinde görmek için kılarsın değil mi? Bir hizmetçi iş yaptırmaktan başa bir şeyi, başka bir şeyi bir hizmetçi iş yaptırmaktan başka bir şey için tutulur mu? Sen hiç yesin, yatsın diye tutulan bir hizmetçi gördün mü? Sen de para verilip tutulmuş bir hizmetçiden başka bir şey değilsin. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Nefsini dizginlemeyen nefsi tarafından dizginlenir. Nefsinden hiçbir talepte bulunmayan nefsi tarafından cezaya çarptırılır. Eğer sen nefsin ibadet yükünü yüklesen o senden itaatsizlik etmeni ve günah işlemini isteyemez. Zaten buna fırsat ve zaman da bulamaz. Sen takva sahibi kimselerin hiç bayramlarda sevinip eğlendiklerini gördün mü? Nefsini eğlenceler veya diğer mübah şeylerle oyalayan kimse gece ibadetlerinden geri kalır geri kalır da kendisine sen bizden başka şeylerle oyalandın. O yüzden biz de seni bize ibadetten başka şeylerle oyalanmaya bıraktık denilir. Artık sana geceliğin kalkıp iki rekat namaz kılmak Uhud dağından daha ağır gelmeye başlar. İbadet edemeyecek kadar kuruyan organ sadece kesilmeye hak eder. Bir ağaç kuruduğunda ateşe atılıp yakılmaktan başka bir şey yaramaz. Bu dünyayı bütün kalbiyle seven, güzel bir ev yapıp da üstünü helalarla dolduran kimseye benzer. O ev o helalardan dolayı pislenir ve bu hal evin içi, evin dışı gibi arınıp hoş olana kadar devam eder. Bazı insanlar kendilerini öyle arındırırlar ki kalpleri pampak olur. Bu arınma tövbe, zikirler, pişmanlık ve istiğfarlarla gerçekleşir. Sermayen dinindir. Allah katında sen de aynı şekilde günahlarla kirlenmiş durumdasın. Haram yiyor, harama bakıyorsun. Kendini haramlara ve şehvetlere kaptıran kimse kalbini karartır. Şayet sen sıhhat ve afiyet içindeyken tövbe etmezsen, Allah seni hastalık ve sıkıntılarla bunaltıp dener. Bunu da yıkanmış bir elbise gibi her tür günahtan arınarak çıkasın diye yapar. Öyleyse kalbinin aynasını inziva ve zikirle hakka kavuşuncaya kadar parlat. Öyle zikret, öyle zikirler yap ki senden nurlar yayılsın. Bir kuyu kazmak isteyip bir metre kadar orayı, bir metre kadar burayı kazıp duran kimse gibi olma. Bu şekilde su asla çıkmaz. Tam aksine sen suyu buluncaya kadar tek bir yeri kaz. Ey Allah'ın kulu! Senin dinin senin sermayendir. Sen o sermayeni çarçur ettinse bundan böyle bari dilini Allah'ın zikriyle kalbinin Allah'ın sevgisiyle ve organlarını da Allah'ın hizmetiyle meşgul et. Bütün vücudunu pullukla yani sabanla o kadar sür ki ekilen tohumlar filizlenip çıksın. Çiftçinin tarlasını işlediği gibi kalbini işleyen kimse onu nurlandırır. Senin halin şu iki insanın halini andırıyor. İkisi de aynı büyüklükte arazi satın alır. Birisi kendi tarlasını bütün zararlı otlardan temizler. Tohum eker ve sular, orada yetişen ürünü toplar ve büyük kazanç elde eder. Bu kimse, ibadet ve taatle ömrünü geçiren kimseye benzer. Nurlar onun kalbini çoktan aydınlığa boğmuştur. Diğerine gelince, arazisini ihmal eder. Her yanı zararlı otlar sarar, orası akreplerin, yılanların yuvasına döner. Bu adam da, kendisini günahlara bıraktığı için kalbini karanlıklara dolduran kimseye benzer sen zikir meclislerine katılıyor. Oradan ayrılınca da günahlara dalmaya, gaflet içinde yüzmeye başlıyorsan kalkıp da bu meclislerde neye yarıyor ki demekten sakın. Tam aksine sen o zikir meclislerine devam et. Sen ki 40 yıldır hastasın ve bütün o hastalıklarından bir saatte ve bir günde kurtulup şifaya kavuşacaksın öyle mi? Bir yere 40 yıl boyunca yığılan kumu bir saat veya bir günde ortadan kaybetmeyi istemek gibi bir şey bu. Günahlara batan, haramlara dalan kimse iştenlikle tövbe edip Allah'tan af dilemedikçe yedi denize girip yıkansa bile temizlenip arınamaz. Dış ve iç cünüplük Dıştaki cünüplük senin camiye girmene ve Kur'an okumana manidir. Bir de iç cünüplük vardır ki o da senin Allah'ın huzuruna çıkmana ve kelamını an anlamana mani olur. Bu cünüplükse gafletten başka bir şey değildir. Öyleyse nefsin kendi istek ve arzularını tatmin etmek istediği zaman sen onu dinin buyrukları aracılığıyla sustur. Nefsin seninkinin yerine başkasının tarlasına dalmak isteyen bir koşum hayvanı gibidir. Sen onun gözlerini öyle kapat ki arzuladığı şeyi göremesin. Kalbini de öyle perdele ki kendi arzularına doğru yönelmesin. Kalbi öylesine doptul olsun ki nefsini bir şey arzulama fırsatı bulamasın. Hak Teala kendi huzuruna çıkacak kimseleri bütün kulları arasından layık olanları seçerek alır. Kullar krala takdim edilen hizmetliler gibidir. Seçilip alınan orada yücelip seçkinleşir. Seçilip kabul edilmeyense sıradan insanlar arasında kala kalır. Senin işlediğin hiçbir güzel amel ve hiçbir günah yoktur ki senin boynuna ışık saçan veya karanlık yayan bir halka olarak asılmasın. Sen o halkayı görmezsin ama başkaları görür. Güneşe baksana onu herkes görür. Gözleri kör olanlar elbette hariç. Uygulamaya kurulmayan bir ilme sahip olmanın ne yararı olur? Bir kral bir valiye bir ferman gönderse o fermandan maksat nedir? Sadece okunup bir kenara korunmak için midir? o fermanın asıl gayesi, valinin verilen emre göre hareket etmesi ve fermanda yer alan hususları tatbik etmesi değil midir? İlimlerle uğraşıp da hikmete ve irfana eremeyen kimse, şaşkın şaşkın yola koyulan yüz bin köre benzer. Onlar arasında tek gözü gören biri olsa, bütün insanlar yüz bin körden yüz çevirip onun peşinde gider. Amelsiz ilim, kendini yok edip bitirerek insanları aydınlatan bir mumu andırır cahillik Allah'tan gafil bir bilgiden yeğidir. Organlarını verimli hale getiren kimsenin kalbi ve dili zikirle ıslanır. Bakışları eğilir, kulağa ilim dinlemeye yönelir. El ve ayakları da hayra koşar. Günümüz insanların yaptıkları toplantılarının birçoğuna katılan kişiler günah işliyor ve Allah'a isyana ortak oluyorlar. Bu durum kuru odunu ateşe atıp yanmamasını isteyen kimsenin haline benziyor. Hem fitnenin tam içine dalıyor hem de imkansızı istiyor. İnsanları tanıyan onlarla oturup kalkan kişi onları tanımayan biri gibi olmaz. O yüzden dindar olmayan biriyle oturup kalkarsan takva sahibi olduğun halde sana rağmen o seni gıybete sürükleyebilir. Allah korkusunun azlığı kadar kalpleri harap eden bir şey yoktur. Ne kadar iyi ve güzel olursa olsun selim bir kalbi hiçbir şey Allah'tan çeviremez. Kalbinin şifa bulunmasını istiyorsan tövbe sahrasına çık. Gafletten Allah'ı sürekli karşında hissetme bilincine kavuş. Nefsini alçaltma ve acizleştirme elbisesi giyin. Kalbin düzelecektir. Maalesef sen tıka basa yiyor. gurur duyuyor ve bu halinle de kurban için beslenip semirtilen koçu arındırıyorsun. Kendi kendini kurban ettiğinin farkında değil misin? İrfan Meclisleri Günah işlemekte olsam bile hiçbir irfan meclisini kaçırma. Günahtan vazgeçemediğime göre böyle meclislerde bulunmamın bana faydası ne diye de düşünme. Okçuya düşen okunu atmaktır. Bugün isabet etmezse yarın eder. Uyanık ve dikkatli olsaydın, senin gözünde Allah'ın senin üzerindeki hakları, nefsinin hak ve zevklerinden daha önemli olurdu. İlahi sırlar ancak kendisinden emin olunan kimselere açılır. Sense nefsine helalları dolduracak kadar yiyecek ve içecekten habire pay veriyorsun. Bu dünya sevgisi sana kafi mi? Bu dünyayı seven bir haindir. Kralın bir haine sırlığını açmasını ister misin? Derin düşüncelere dal ki üzerine nurlar insin.